Merhaba kadın kardeşlerim. Her şeyden önce ben kendi adıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, gücümüzü gösterdik. Kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğradı. Ayşegül Terzi'nin saldırganı korunmasaydı, mırıldanabilir açıklamasında bulunulmasaydı, kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı, başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar bugün artık yeter diyoruz. Ne zaman ne diyeceğimizi şiddetin, ayrımcılığın önünü açan uygulamalardan vazgeçin. Ayşegül Terzi davasında failin tutuksuz yargılanma kararı, Ebru Tireli'ye saldıranın serbest bırakılması, kadınların yaşam tarzına yönelik saldırıların da artmasına sebep oldu. Günlük hayatta her gün kamusal alanlarda sürekli kadınların kıyafetlerine karışılıyor. Neredeyse her gün kıyafetimize yönelik saldırılarla karşılaşır olduk. İstanbul'da Melisa Sağlam, Ercan Kızıl Ateş tarafından Ramazan'da böyle giyinmeye utanmıyor musun denerek minibüste saldırıya uğradı. Yine İstanbul millete azdırıyorsun diyerek Canan Kaymakçı'ya sözlü saldırıda bulundu. Sultan Taşar ekmek aldığı fırından çıkarken taksicinin o şortla ekmek almaya gelmişsin. O ekmek sana haram. Boğazından geçen her şey sana haram. O babana söyle sana nasıl giyineceğini anlatsın şeklinde sözlü saldırısına uğradı. Bir kadın da nişanlısı şort giydiği için darp edildi. Tüm bu saldırılara toplum büyük tepki gösterdi. Saldırıya uğrayan kadınların mücadelesine ses oldu. Şimdi saldırganları koruyan devlet söylem ve uygulamalarıyla saldıranlara davet çıkaran devlet, nüfus yasası değişikliğiyle çocuk yaşta evliliklerin kapısını açan tasarısıyla karşımıza çıkıyor. Bir kez daha haykırıyoruz. Çocuk istismarının önünü açan o utanç önergesini tüm dünya görüşünden kadınlarla, kadın örgütleriyle birlikte mücadele ederek meclisin kapısına dayanarak geri çektirdik. Tekrardan türlü yöntemlerle karşımıza çıkarmanıza, yasanın geçmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizlere darp olarak, cinayet olarak dönüyor. Yaşam tarzımıza yönelik söylem ve uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Erkeklerin öne sürdükleri tahrik olma bahanesinin de sonu yok. Ve mesele bu değil. Sonuçta her dünya görüşünden kadını kapsayan asıl mesele Eminönü'nde kıyafetine karışılmasına sessiz kalmayan Canan arkadaşımızın söylediği gibi kadınların bir et parçası olmamasıdır. Bravo! Her yer kadın, her yer değil.
etmedik. Özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Pes etmek yok dedik. Şimdi de inadına istediğimiz gibi giyinmeye, bu konuyu direniş alanına çevirmeye kararlıyız. Kadınlara adaletin sağlanması için en önde yürüyen bizler şimdi kıyafetime karışma diyoruz. Kıyafetime karışma! Kıyafetime karışma! Kıyafetime karışma! Kıyafetime karışma! Kıyafetime karışma! Nasıl giyineceğimize dair kararlar biz kadınlarındır. Ne giyeceğimizi, nerede ne zaman yürüyeceğimizi, hangi toplu taşıma aracını kullanacağımıza, hangi vagona bineceğimizi elbette biz karar veririz. Buna kimse karışamaz. Çocuk istismarının, kadına ayrımcılığın önünü açan nüfus tasarısına da en yüksek perdeden hayır diyoruz. Hayır! Sessiz kalmıyoruz. Artık yeter. Hayatın içindeyiz ve olmaya devam edeceğiz.